Günaydın bütün Mini Kent izleyicileri. Hepiniz bu sabahta Mini Kent'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün aslında üzerimdeki renkten de anlayabilirsiniz ki bugün ülkemizle ilgili sanki çok önemli bir gün ve o günü hep birlikte kutluyoruz. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün bulunduğunuz her yerde spor yapabilir, bedeninizi esnetebilir ve Tanrı'nın size armağan olarak verdiği bu bedene çok sağlıklı bir şey yapabilirsiniz. Yani spor yapmak ve tabii ki aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ümüzü bugün anıyoruz. Çünkü Ulu Önder Atatürk bizim ülkemiz için o kadar çok şey yaptı ki eğer bizler şu anda istediğimiz şekilde giyinebiliyorsak, eğer bizler ülkemizde istediğimiz dili konuşabiliyorsak, eğer bizler özgürsek, eğitim alabiliyorsak, okula gidebiliyorsak ve rahatlıkla arkadaşlarımızla sokaklarda oyunlar oynayabiliyorsak işte bunun sebebi Ulu Önder Atatürk'ümüz. Çünkü o bize cumhuriyeti verdi, ülkemizi bizden almak isteyen kişilere karşı korudu ve bu yüzden de arkadaşlar aynı zamanda Atatürk gerçekten bizim hayatımızda her zaman her an her saniye anmamız gereken ve Tanrı'ya şükretmemiz gereken bir kişidir Atatürk. Arkadaşlar bugün çok önemli bir günü kutluyoruz dedik değil mi? O zaman hadi bakalım öncelikle ekranlarını şu an tam şu an açan arkadaşlarımla birlikte hep beraber bir görelim. Acaba biz bugün neyi kutluyoruz? Arkadaşlar Atatürk'ü hayatımızın birçok alanında anabiliriz. Bugün Atatürk ülkemiz için o zaman tam böyle savaşların ortasında yine ülkemizi bizden almak isteyenlerin içinde iç tarafta ülkemizin içinde insanlar arasında bazı anlaşmazlıklar varken ülkemiz için çok büyük şeyler yaptı ve bugün ülkemizin güzel şehirlerden biri olan Samsun'a ayak bastı ve orada ülkemizin geleceği için büyük kararlar verdi ve çok güzel şeyler yaptı. Bu yüzden biz her 19 Mayıs'ta bundan sonra Atatürk'ü analım, spor yapalım, sevinçle kutlayalım. Bütün gençler, bütün çocuklar, her birimiz genç ya da çocuk, tıpkı Davut gibi olanlar, onun kadar cesur olanlar bugün çok cesur olan Atatürk'ü tabii ki anmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi güzel bir videomuz var. Önce tam bugünün anlamını bize ifade edebilmesi için harika videomuzu izleyelim. Ardından da hep birlikte tekrar bir araya geleceğiz ve hep birlikte birazdan Ege'ye gideceğiz. Önce bir videomuzu izleyelim, ardından görüşürüz.
arkadaşlar, az önceki videoda gördüğünüz kişilerin, bayraklarla sokakta coşkuyla dolaşan kişilerin aslında Cumhuriyet'i ne kadar büyük bir coşkuyla kutladığını gördünüz. Bugün hepinizin yüreğindeki sevinç işte o kadar büyük olsun. Şimdi sizinle beraber Ege'ye gideceğiz. Ege'nin bize anlatacağı bilgileri kocaman kulaklarımızı açarak dinleyeceğiz ve ardından Gezgin bölümünde Zi ile beraber bu ülkede, topraklarımızda ve gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan, neresi olduğunu söylemeyeceğim, orada gezmeye hazırlan. Haydi bakalım. Tek yumurta ikizi olan iki kadın, tek yumurta ikizi olan iki erkekle evlenip çocuk yaparsa, çocukları genetik olarak kardeş doğacaktır. İnsan rüyasında asla kendisinin öldüğünü görmez. Beyin bir şekilde bunu elimine eder. Bu durum vücudun kendini savunma mekanizmasıdır. Amerika'da doğan çocukların %40'ının annesi ve babası evde değildir. Tarantula zehri, kapsaisin maddesinin yarattığı etkiye benzer bir his yaratır. Tarantula ısırdığında çok acı bir biber yemişsiniz gibi yanma oluşur. Yine de yemeklere tarantula atmayız. Rusya, Pluto'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Fareler ve atlar kusamaz. O yüzden istedikleri kadar atlı karıncaya binebilirler. Yasalara göre Belçika'da her ilkokul öğrencisinin müzika dersi alması zorunludur. Özel günde heyecanımız bu kadar yüksekken var mısın seninle birlikte şöyle güzel bir tur atmaya? O zaman ayağında rahat ayakkabıları olduğundan emin olmalısın ve sırtında içinde ihtiyaç duyduğun şeylerini koyduğun, mesela su, belki bir atıştırmalık, bütün bunların olduğu bir çantanın olduğundan emin olmalısın. Ama tabii ki bunlar hayali de olabilir minik dostum. Çünkü sana harika bir fırsat getiriyorum. Sevgili Zi, tur rehberimiz, oturduğun koltukta sen dururken seni alıp harika bir yerde seni gezmeye götürecek ve bu sırada gezeceğimiz yer hakkında harika bilgiler edineceğiz. O zaman haydi bakalım, uçuyoruz. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber güzel ülkemizdeyiz ve dünyanın en çok sevilen, beğenilen ve turistlerin, yani başka ülkedeki kişilerin sürekli görmeye geldiği harika bir şehirdeyiz. İstanbul'dayız, metropoldeyiz. Yani aslında birçok anlamda çok gelişmiş olan bir şehirdeyiz. Arkadaşlar, İstanbul gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi ve tarih boyunca başka ülkede yaşayan kişilerin hep sahip olmak istediği şehirlerden bir tanesi. İstanbul doğası, kültürel ve tarihsel zenginliği bakımından yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda birçok kişi tarafından çok sevilen bir yer. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki İstanbul'umuz gerçekten birçok tarihi eseri barındırıyor içerisinde. Bir sürü böyle köprüler var, kuleler var. Galata Kulesi, Kız Kulesi ve tabii ki aynı zamanda harika bir denize sahibiz. Bütün bunların arasında İstanbul gerçekten böyle baktığımız zaman bir fotoğraf kadar harika görünüyor gözümüze. Ve aynı zamanda tarihi çok eski, biliyor musun sevgili arkadaşım? Dediğim gibi birçok kişi daha önce İstanbul'u almaya çalıştı ama sonunda gerçekten İstanbul bizim oldu ve fethedildi burası ve artık Türkiye'ye ait oldu. Ve gerçekten arkadaşlar, bizler İstanbul sokaklarında dolaşırken mesela Kadıköy'de, mesela Beşiktaş'ta, mesela Galata'da, birbirinden farklı birçok semtte dolaşırken aslında özellikle bu yaşadığımız şehrin ne kadar güzel bir şehir olduğunu hatırlamalı ve bunun için Tanrımıza şükretmeliyiz. Mesela
Mesela İstanbul'da yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi vapurla seyahat ederken etraftaki martıları izleyebilmek ve onlara belki de karınları açsa birazcık simit yedirebilmek. Yaşın biraz daha büyüdüğünde çok seveceğin bir şey daha girecek hayatına. Mesela çay içmek. Simit ve çay gerçekten yapabileceğin en güzel etkinliklerden bir tanesi vapura bindiğinde denizi izlerken bu etkinliği yapmaktır. Minik dostum, İstanbul şehrimiz, ülkemiz ve bunun gibi daha birçok şehir, Ankara, İzmir, Samsun ve başka başka şehirler, tabii ki bütün bölgeleriyle ülkemiz harika bir yer ve Tanrımıza bu ülkede yaşadığımız için şükrediyoruz ve tabii ki aynı zamanda ne yapıyoruz? Ülkede yaşayan bütün kişiler için dua etmeye devam ediyoruz. Tanrı'yı tanımayan kişiler Tanrı'yı tanısınlar ve yürekleri tamamıyla değişsin diye dua ediyoruz. Unutmayın ki dualarınız çok güçlü. Şimdi dua ederken hadi gelin hep birlikte tapınmaya devam edelim. Selin ablanız ve ben müzikli bahçede sizi bekliyorum. Hadi hiç zaman kaybetmeyelim ve Tanrımıza var gücümüzle tapınalım. Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba tekrar. Selin'cim nasılsın? Çok iyiyim. Hava mis gibi bugün. Evet, gerçekten hava çok güzel. Ben de çok iyiyim ve çok mutluyum yine. Tabii ki seninle tapınacağım için. Aynı zamanda ilahinin sözlerini görüyorum. Birazdan söyleyecek olduğumuz ilahinin. Sözlerinde diyor ki o yaşıyor, o yaşıyor. O yüzden çok mutlu bir haber bu. Çünkü bizim Tanrımız hala yaşıyor. O zaman bizi duyuyor. Bize her an yardıma koşabilir. Her an yanımızda, çok güzel bence bu. Kesinlikle öyle. Çok doğru bir noktaya değindin. Bizim inandığımız Tanrı ölmüş, bizi duymayan, güçsüz, bizimle ilgilenmeyen bir Tanrı değil, öyle değil mi? Kesinlikle değil. Yaşıyor ve bizi, İlahi'nin sözlerinde de diyor ki Rab İsa özgür kılar, sonsuz mutluluk, yaşam sağlar. Ya bizim için ne kadar çok şey yapıyor. Evet. Yani peki, öldü, dirildi ve bir sürü şey yapıyor bizim için. Peki bir şey diyeceğim, burada özgür kılar diyor ya, o zaman ben özgürsem mesela evde oynadığım topla annemin vazosunu kırabilir miyim özgür bir şekilde? Ha, sen onu diyorsun ama burada bahsettiği özgürlük o değil. Yani canımızın istediği her şeyi yapmak değil. Aslında Tanrı bizi günah işlemekten özgür kıldı. Yani biz günah işlemek zorunda değiliz. Aa, tamam ya da, o zaman. Nasıl güzel söyleyeyim? Bir haber galiba. ya da günahın bedelini İsa bizim yerimize ödedi ve biz ona şükrederek ve ona iman ederek o özgürlüğü yaşıyoruz. Yani ben günah işlemek zorunda değilim. Tanrı o bedeli ödedi ve ben de ona minnettarlığımı dile getirmek için günah işlemeyeceğim. Evet, çok güzel habermiş. Yani tabii ki hani o vazoyu kıramamam yani. Aslında ne kadar ters bir düşünce değil evet, mi? Yani özgürsem o her istediğimi yaparım gibi değil düşünüyoruz ama aslında onları yapmak zorunda değilim. Böyle bir özgürlüğüm var. Ben iyi olanı yapmak için özgürüm. O zaman annemin vazosunu kırmak yerine gidip anneme sarılabilirim mesela. Evet. Onun yerine böyle bir şey yapabilirim. Kesinlikle öyle. Tamam, güzel fikir. Hadi söyleyelim. Hadi söyleyelim. O yaşıyor, o yaşıyor. Ederim. Bu harika İlayda bana eşlik ettiğin için. O zaman görüşmek üzere.
Yarın Sözü'ne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün seninle beraber çok şaşırtıcı bir olayı birlikte hatırlayacağız. Aslında senin bu öyküyü bildiğini çok iyi biliyorum. Ama bu öykü kutsal kitapta öyle bir öykü ki sürekli olarak üzerine düşünüp yeni bir şey keşfedebilirsin. Ve sürekli bu mucizeyi kendine hatırlatmalısın. Çünkü bu Tanrı'nın gücünü ve ona güvenen kişilerin neler yapabileceği hakkındadır. Sevgili arkadaşım, bulunduğun yerde eğer ayağa kalkabilirsen, hadi gel bir ayağa kalkalım bakalım. Bulunduğun yerde yürüyebilir misin? Yürüyebilirsin değil mi? Hadi gel birlikte deneyelim. Tek tek, düz bir çizgi üzerinde yürür gibi. Lütfen sen de bana eşlik et. Evet, yürüyebiliyoruz öyle değil mi? Peki, kara üzerinde yani yere basarken S çizerek ya da 8 çizerek yürüyebilir miyiz? Hadi deneyelim. Evet, işte bunu da yapabildik. Peki, az önce yaptığımız şeylerin aynısını suyun üzerinde, yani bir havuzda ya da denizde yapabilir misin diye sorsam cevabın ne olur? Derin derin düşündüğünü görebiliyorum. Aslında evet diyenleri de duyuyorum. Hayır, hayır asla yapamam diyenleri de duyuyorum. İtiraf etmek gerekirse suyun üzerinde bunu yapmak imkansızdır sevgili arkadaşım. Bizler ancak suyun üzerinde kolluk, simit takarak ya da aynı zamanda eğer bütün bunları kullanmazsak ellerimiz ve kollarımızı yüzmeye uygun hareketler yaparak suyun üzerinde kalabilir ve yüzebiliriz. Ama eğer hiç hareket etmezsek suyun üzerinde kalmak neredeyse imkansızdır ve parmaklarımızın üzerinde suyun üzerinde yürümek gerçekten imkansızdır. Daha da imkansızdır. Ama bizim için. Peki sence Tanrı için imkansız diye bir şey var mıdır? Hayır yoktur ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Bu hikaye İsa Mesih, Petrus ve diğer öğrencileri arasında geçiyor. Ama aslında bu hikayedeki en önemli şey İsa Mesih ve tabii ki ona olan, Petrus da İsa Mesih'e olan iman. Peki acaba bu hikayede ne oluyor? Hadi gel, bununla ilgili harika bir videomuz var. İzlemeye başlarken bir taraftan üzerine sohbet edelim. Şu anda teknede olan kişileri görüyorsun. Genelde o zamanki insanlar, özellikle İsa Mesih'in öğrencilerini, geçimlerini nasıl karşılıyorlardı biliyor musun? Balık tutuyorlardı, karınlarını onlarla doyuruyorlardı ve yaşamlarını o şekilde sağlıyorlardı. Sürekli olarak denizdelerdi neredeyse ve balık tutuyorlardı. Ama sonra İsa Mesih ile olduktan sonra hayatları tabii ki değişti. İşte görebilirsin, İsa Mesih burada birçok kişiye Tanrı'nın sevgisini ve gerçeğin yolunu anlatıyor. Mucizeler yapıyor ve bir gün İsa Mesih'in öğrencileri fırtınalı bir havada teknedelerdi. Sanıyorum balık tutmaya çalışıyorlar ya da oradan dönüyorlardı. O sırada fırtınanın ortasında İsa Mesih sanki az önce bizim yürüdüğümüz gibi karada yürür gibi suyun üzerinde yürüyerek onlara geldi. Onlar önce onu tanımadılar ama sonra çok korktular. Onun hayalet olduğunu düşündüler biliyor musun? Ama sonra İsa'yı tanıdılar. Ve Petrus İsa Mesih'in öyle yürümesinden o kadar büyülendi ve etkilendi ki dedi ki İsa, bana da buyruk verir misin? Ben de senin gibi suyun üzerinde yürümek istiyorum. Ve İsa ona kollarını uzattı. Gel dedi, imanın gibi. Ve Petrus ona doğru yürüdü. Burada bir duralım. Evet, inanılmaz ama gerçek. Çünkü İsa Mesih varsa her şey gerçek olabilir. Petrus gerçekten tıpkı bizim şu anda yerde yürüdüğümüz, böyle yaptığımız gibi suyun üzerinde yürüdü. Neden mi? Çünkü İsa Mesih buna izin verdi. Ama ardından kocaman yüksek dalgalar gelirken itiraf etmeliyim ki Petrus biraz korktu ve dalgalara baktı. Bir anda gözünü İsa Mesih'ten çekti. Dalgaları gördü. O zaman hayatımızdaki zorluklar gibi düşünebiliriz. Dersler, ödevler, arkadaşlarımızla yaşadığımız küçük sorunlar ya da imanımızdan dolayı insanların bize davranış şekli. O zaman yavaş yavaş İsa Mesih'ten düşüncelerini uzaklaştırıp ben bu kadar büyük dalgalarla nasıl baş edeceğim diye düşündükçe
yavaş yavaş suyun içine gömülmeye başladı. Yani tıpkı sen ve ben gibi nasıl suda yüzerken hareket etmezsek gömülüyoruz. İşte aynısı Petrus oldu. Peki gel görelim acaba devamında ne oluyor bu hikayenin? İşte Petrus yavaş yavaş suyun içine gömülürken İsa Mesih onun ellerinden tuttu ve onu öyle bırakıp terk etmedi. Onu hemen yukarı kaldırdı ve Petrus'a aslında neden böyle olduğunu anlatmaya çalıştı. İmansız olma, imanlı ol Petrus ve herkes işte o anda İsa Mesih'in gerçekten Tanrı olduğunu bence o anda anlamışlardı. Sonra bazı olaylar karşısında biraz korktular ya da tam emin olamadılar bazı şeylerden ama o anda İsa Mesih'in gücünü görünce onun bir tek, yani bu gücün bir tek onda olduğunu, onun Tanrı olduğunu anladılar. İşte İsa Mesih tıpkı Petrus'un yaptığı gibi aslında biz de İsa Mesih nasıl ki Petrus'un ellerini tutuyorsa İsa Mesih bizim de sürekli olarak ellerimizi tutuyor. Ve bizler günlük hayatımızdaki zorluklara değil İsa Mesih'in gücüne bakarsak o bize her zaman bir çözüm yolu gösterecektir. Sevgili arkadaşım, bugün mini kentin sonuna geldik. Seninle yine yarın saat tam 9.30'da buluşacağız. Ama o zamana kadar imanını güçlendir. Çünkü İsa Mesih çok güçlüdür. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Hoşçakalın.